İntihar değil, bu bir cinayet. İntihar değil, bu bir cinayet. Cemaat yurtları kapatılsın. Bugün burada 2 gün önce Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Karan'ın cemaatte kaldığı ve cemaatte yaşadığı baskılar sonucu yaşamını yitirmesi üzerine toplandı ve bunun için bir basın açıklaması yaptı. 20 yaşında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrenci arkadaşımız Enes Kara gelecek kaygısından, ülkenin durumundan, kaldığı cemaat yurtundaki baskılardan dolayı yaşamına son verdi. Enes intihar etmemiştir. Dinci gericiliğin bu karanlık çukura düzenin tamamen elleriyle itilmiştir. Öfkeyle izlediğimiz son videosunda failler anlatıyor. Gericilik, geleceksizlik, ümitsizlik. Şüphesiz bu cinayet tarikat ve cemaat yapılanmalarında sistematik hale gelmiş bir gericilik sarmalının çıktılarından biridir. Ülkemizde tarikat ve cemaatlerin uzun süredir cirit attığı, adeta köşe kapmaca oynadığı bilinen bir gerçek. Cemaat ve tarikatler ülkede egemen olan siyasi iktidarın çıkar ilişkileri ekseninde yardımcısı oluyor, çıkar tartışması olduğunda ise göstermelik olarak düşmanı haline geliyor. AKP iktidarının temel kadro ve para kaynağını teşkil eden bu cemaatler bu yönleriyle iktidarın esas dayanaklarından birini oluşturuyor. Bu nedenle cemaat ve tarikat yapılanmalarını AKP iktidarından bağımsız düşünmek mümkün değil. Ancak bir yandan düzen siyasetinin tamamen bu tarikat ve cemaatlere gözlerini yumması sorunun kaynağını da bizlere gösteriyor. İktidar tüm meşruiyetini bu yapılardan alıyor. Siyasi müdahalelerle dinci gericilik toplumun tüm dokularına işlenmeye çalışılıyor. Ülkemizde bu şartlarda yaşayan milyonlarca genç var. Ve tersinden bu şartlar sayesinde zenginleşen, gericiliğin sırtını sıvazlayan yalnızca bir avuç sömürücü. Eğitim öğretim yılının başında ülkenin her yerinde olduğu gibi Dersim'de de birçoğumuz barınma sorunu yaşadık. Tuz Üniversitesi'nde rektörlük usulsüz atamalar ve kayırmalarla cemaatleri üniversite içinde yerleştirip bilim yuvası olan üniversiteyi tarikat ve cemaat yuvasına çevirmek için çalışmalarına devam ediyor. Geleceksizliğe, karamsarlığa, umutsuzluğa mahkum edilmeye çalışılan bizler birlikte bir araya gelerek tüm bu saldırılara karşı omuz omuza dayanışma içerisinde mücadele edeceğiz. Cemaat yurtları derhal kapatılmalıdır. Tüm öğrenciler için yurtlar devlet tarafından ücretsiz olarak sağlanmalıdır. Ve son olarak AKP iktidarına sesleniyoruz. Biz gençlerin geleceğini, umutlarını çalamayacaksınız. Ülkemizi gençlerin değil, sizin terk edeceğiniz günler için ayağa kalkıyoruz. İntihar değil, bu bir cinayet. İntihar değil, bu bir cinayet.